olabilir. Benim dikkatimi çeken bir de bir mango diyaloğu bugün de çok haber oldu. Pakistan Devlet Başkanı Şahbaz Şerif hediye getirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mango getirmiş. O diyalogda Cumhurbaşkanı diyor ki nerede mangolar, eve gönderdik diyor. Ya sizin mangolar bayağı tatlı oluyor diyor. Böyle renkli anekdotlar da varmış törenden. Sizin gözlemleriniz neler? Evet, ben yani hem Kemal Bey'in hem de Cem Bey'in söylediklerine tekrar olmasın diye ben ilgi odağı olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Sen Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını orada bulunan birçok kişinin kapsayıcı ve çok barış içerikli olduğunu teyit eden hani yorumlar aldım. İkincisi hanımefendinin yani o törene ve oradaki o misyonu temsil olarak güzel temsil ettiğine dair Sayın bayağı Emine özellikle da, evet Sayın özellikle giydiği kaftan Doğan'ın hem çekti. Kaftan o hem fotoğrafı da verelim. Zarif ya, ve asil duruşu orada, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle Afrika'dan olan heyetleri böyle bir bir tanıması, bir bir yerini göstererek Cumhurbaşkanı isim zikrettiğinde yerini, onların oturduğu yeri de göstererek o sıcaklığı da neredeyse yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte süreci güzel yönetti ve herkesin de takdirini aldı orada. Onun altını ben de çok beğendim ayrıca hanımefendinin duruşunu. Ve herkes broşuna da çok Ay yıldızlı broş. Evet evet, ona ya da ben, çok. Benim de şey dikkatimi çekti. Kaftanın iç astlarında yıldızlar var sanki. Öyle bir pırıltılı çok güzel, yıldızlar var. Çok güzel temsil ettiğini ve orada da çok takdir aldığını. Ben de özellikle kadınların bu konuda çok esas konu olarak konuştuğuna dair bunu gözlemledim. Kendim de çok beğendim. Güzel temsil etti, onu söyleyebilirim ama benim daha sonra özellikle Paşinyan üzerinden turlarda herhalde... Şimdi söyleyin, merak ediyoruz. Yani şimdi bir kere Azerbaycan'da nasıl yankılandı Paşinyan'ın gelmesi, şimdi, arkada oturması? Azerbaycan'da doğal olarak bu tablo mutluluk sebebi oldu. Ama diğer taraftan Ermenistan'da Paşinyan çok yani eleştirinin üzerinde, hakarete... Maruz varacak kaldı, kadar törene geldiği için. Hem törene geldiği için hem de isminin zikredilmediğini bu arada üzerine. Mango getiren Pakistan Başbakanı o az önceki evet. Yeşil kravatlı beyefendiydi. Evet, isminin işte zaten ne Aliyev ne Erdoğan seni ciddiye almıyor. Neden gittin diye eleştiriler de var ama ona rağmen ben Paşinyan'ı çok cesur buluyorum. Geldiği için. Evet ve ben onu takdir ettim gerçekten. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sevil, Putin'e sordu diyorlar katılması için. Putin git demiş. Doğru olabilir mi? Ya ben zannetmiyorum. Ben ona, çünkü ben ona ihtimal vermiyorum. Şundan dolayı vermiyorum. Bir süre önce. Şundan dolayı vermiyorum. Sıcak bir ilişki Putin vardı arada. Onu daha sonra belki daha detaylı gireriz. Orada benim de orada bir iki yorumum var. Eklerim, belki işinize de yarar. Ama şu var. Paşinyan şimdi düşünün, toprak kaybetti, işgalden vazgeçme zorunda kaldı, savaşı kaybetmiş bir lider ve savaşı kaybettiği ülkeye en büyük destek veren ülkenin ve kişinin liderin yemin törenine geliyor. Bu bence takdiri, yani ben takdirle karşıladım ve hatta onun cesaretini daha çok cesaretlendirmek gerekiyor. Ben hatta onun güvenliğini bile yani bir şey olacak diye de sağlam gerçekten evet. Çünkü ülkesinde düşmanca bakanlar, özellikle diasporadan aldığı tepkiler olağanüstü durumda. Şunu hatırlar mısınız? Bu, aslında bu yeni değil. Yani Paşinyan, Aliyev ve Erdoğan buluşması bu ilk değil. Yaklaşık 6 ay önce benim fotoğraf gözümün önünde, muhtemelen yine uluslararası toplantılardan birindeydi. Hatta aynı böyle kanepe gibi, yani böyle bir koltukları oturup bir çember oluşturmuşlardı. Evet. Üçü o fotoğrafı da çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dolayısıyla ama şimdi ilk Sayın Aliyev'in de orada hem Çankaya'da yemeğe giderken de o sıcak sohbeti, Aliyev'in de verdiği o hani Paşinyan'ı
o sıkıntıdan kurtarmak istediği, hani o daha o jestleriyle de hareketleriyle de sanki ona yol açtığına dair de bir gözlemim oldu. Yani Aliyev de onu o kompleksten çıkarmaya güzel, kendi hareketleriyle güzel gayret etti. Evet. Bence çok güzel bir ortam vardı. Bir de herhalde Türk siyasi yani bu yüzyıllık tarihte bu kadar devlet başkanlarının, yani Sayın Erdoğan'ın bundan evvel de yemin töreni olmuştu. Bundan evvel de hükümetler kurmuştu. Bu kadar ilgi odağı olması Putin ayrıca... Putin niye gelmedi sizce? Volodin'i gönderdi, Duma'nın başkanı. Volodin çok önemli bir... isim Rusya isim, için. Evet ve zaten orada... Onların meclis başkanı Meclis başkanı ayrıca etkili bir isim Rusya'da. Ben bunu biraz da hani bu uluslararası şu anda Putin'in hem savaş sürecini yönetiyor hem kendisine yönelik bayağı suikast var, evet. Onun Putin'den da onun da Rusya dışına onun da etkisiyle zannediyorum o nedenle bu şeyde Akkuyu nükleer santralinin yakıt alma törenine de gelmemişti. O zaman da yine hem bu suikast iddiaları dile getirilmişti. O kadar mı değil mi? Aman seçime etki ediyorum gibi bir algı. Şimdi o nedenle evet biraz da o şey var. Zaten o da çok konuşuldu Putin için. Onun için de Peskov cevap vermek zorunda kaldı. Hatta Lavrov hatırlıyorsanız içişlere karışmak ABD'nin işiydi, bizim işimiz değil. Siz soruyu sorarken adresinizi yanıldınız Sayın diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun videolarla ilgili suçlaması üzerine evet, yani onunla ilgili evet ama yine de ben işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlaşarken Rusya Duma'nın başkanının nasıl ona sıra geleceğini, o vücut dilini çok iyice böyle merak ediyordum. Çünkü yanında başka devlet başkanlarıyla görüşerek ona yaklaştı. O yaklaşana kadar ki o bekleyişi ve bundan memnuniyetini vücut dilinden de anladım. Çok teşekkürler. Çok dikkat çekici gözlemleri olmuş Sevil Hanım'ın. Çok teşekkür ediyoruz.